Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ihtiyaç sahibi ailelere 4 farklı yardım yapılıyor. Bununla ilgili bir video düzenledik. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım sevgili izleyiciler. Ayrıntıları inceleyelim. Koronavirüs salgını sebebiyle devletimiz tüm vatandaşlarına yardım ediyor. Özellikle muhtaçlık seviyesinde bulunan vatandaşlarımız ve koronavirüs sebebiyle işsiz kalmış, ücretsiz izne gönderilmiş veya işini kapatmak zorunda bırakılmış tüm vatandaşlara el uzatıyor sevgili izleyiciler. Devletimiz sosyal yardım parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda ve hijyen malzemeleri yardım yapıyor. Peki bu yardımlara nasıl başvuru yapılır? Sosyal yardım parası için başvuru, kira yardımı ve elektrik desteği için nasıl başvurulur sevgili izleyiciler? Koronavirüs salgını sebebiyle devletimiz tüm vatandaşlara yardım ediyor. Özellikle muhtaçlık seviyesinde bulunan vatandaşlarımız ve koronavirüs sebebiyle işsiz kalmış, ücretsiz izne gönderilmiş veya işini kapatmak zorunda kalmış tüm vatandaşlara el uzatıyor sevgili izleyiciler. Devletimiz sosyal yardım parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda ve hijyen malzemeler yardımı yapıyor. Peki bu yardımlara nasıl başvuru yapılır? Sosyal yardım parası için başvuru, kira yardımı ve elektrik desteği için nasıl başvuru yapılacak sevgili izleyiciler? 2 milyon 300 bin haneye daha 1.000 TL sosyal yardım ödeneği ikinci defa yapıldı biliyorsunuz ki sevgili izleyiciler. İhtiyaç sahiplerine 5 farklı yardım yapılacak. Koronavirüsü tüm dünya etkisini altına alırken ekonomik anlamda da zorluk yaşanıyor. İşsiz kalan, mevcutta işsiz olan tüm vatandaşlarımız devletimizin destekleri bekleniyor. Bin TL sosyal yardım parası biliyorsunuz ki bunun üçüncü fazı yapılıyor şu an. Bir ve ikinci fazlar dağıtıldı. Üçüncü faz başvurular şu an devam etmekte. Gıda ve temizlik yardımı geliyor sevgili izleyiciler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen bu operasyonla beraber dar gelirli ve yaşlı kimsenin evlerine temizlik malzemeleri yardımı yapılacağı, dar gelirli ailelere ise gıda yardımı yapılacağı açıklandı. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılanabilmesi amacıyla düzenlenen bu yardım operasyonuna başvurmak için resmi ikametgahınızın bulunduğu il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir. Elektrik yardımı yolda sevgili izleyiciler. Elektrik faturalarında ödemelere yardımcı olmak için yine aynı şekilde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları gönüllü oldu. Elektrik faturalarının ödenebilmesi için TC kimlik bilgileriniz ve elektrik faturanız ile PTT şubelerine bizzat başvuru yapılması gerekiyor. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kW, 3 kişilik hanelere aylık 100 kW, 4 kişilik hanelere aylık 125 kW ve 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kW karşılığı ödeme yapılabilmektedir. Ev tadilat desteği geliyor sevgili izleyiciler. Ev içerisinde bulunmayacak kadar tadilata ihtiyacı olan vatandaşımıza yine aynı şekilde Sosyal Yardımla ve Dayanışma Vakfı el uzatıyor. Vakıf ihtiyacın çeşitlerine göre 15, 20 ve 25 bin TL'ye kadar destek sağlayabilecek ihtiyaç sahiplerinin TC kimlik bilgileriyle ilgili vakfa bizzat başvuru yapmaları gerekiyor sevgili izleyiciler. Kiracılar için müjde, kira desteği geliyor. Maddi olarak gerçek manada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın tamamına kira parası yatırılacak. Ayrıca tek bir kurum değil, 3 kurum birden kira yardımı yapacak. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları ihtiyaç sahibi ailelere kira yardımı yapacak. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir sevgili izleyiciler. Bizleri izleyip ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Teşekkürler, iyi günler.